güz dönemi bittikten sonra tatile gitmiştim evime. Hatay'a gitmiştim. Orada yaşanan depremden sonra ayağım hasar aldı, sağ ayak bileğim. Ben 1,5 ay kadar alçıda kaldı ayağım. Buna rağmen spora devam ettim. Yani yılmadım. Aslında çok daha kötü olur diye düşünüyordum ama yine de başarıyı elde ettim yani. Görme engelim tavuk karası. Doğuştan gelen bir görme engelim var. %82 benim görme engelim. Halter sporuna 2019 yılında arkadaşlarımın fitness salonlarına gitmesiyle başladım. O zaman amatörce yapıyordum. Geçtiğimiz yıl Eylül'de profesyonel olarak yapmaya başladım. Ben ve kız arkadaşım beraber yapmaya başladık. Haftada 3 ya da 4 gün spor salonuna gidiyoruz. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor antrenmanlar. 5-7 Temmuz'da Mersin'de halter şampiyonası vardı. Ona katıldık. Zaten ona katılmak istiyorduk. Onun için çalışıyorduk. Bir takım aksaklıklar oldu fakat aksaklıklara rağmen yılmadan devam ettik çalışmaya. Ben hem powerlifting'de hem de bench press'te birinci oldum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Avrupa Dünya Şampiyonası falan, bunlara da katılmak istiyorum. Görme engellilerin yapabileceği 7 tane spor dalı var. Bunların içinde tabii ki diğerlerini de denemek istiyorum. Ama genel olarak zaten ağırlık sporu diğer sporların da temelini oluşturduğu için o konulardaki avantajımı arttıracağını düşünüyorum. Mesela goalball ya da atletizm gibi dallara da kendimi denemek istiyorum. Ben halter ve diğer sporlarda da, paralimpik olan sporlarda da milli takımlara katılarak kendimi daha çok geliştirerek Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Başarılarımı daha da ileriye götürmek istiyorum. Spordan korkmasınlar, spora yakın olsunlar, sağlıklı beslensinler. Erkek arkadaşımın teşvikleriyle başladım. 6 aylık sıkı bir çalışmayla girdim yarışmaya. Powerlifting ve bench press'te ikinci oldum. Beraber çalışıyoruz. Haftada 4 gün, 1,5 saat, en fazla 2 saat çalışıyoruz. Yarışma biraz zorluydu açıkçası. Biz bir gün öncesinden gittik ve birçok zorlukla karşılaştık. Hava şartları da çok kötüydü. Sağlık durumumuzu bu kötü etkiledi bir anda hava değişikliği olması. Zorluydu ama başardık. Mutluyuz. Geleceğe dair halterde ilerlemek istiyorum ben. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Yani bu tür hedeflerim var. Bırakmak istemiyorum sporu. Bunun yanı sıra atletizm ve judoda da ilerlemek istiyorum. Daha başlamadım ama hepsini deneyimlemek istiyorum. Genelde biz biraz özgüvensiz oluyoruz. Biraz daha özgüvenli olup atılabiliriz böyle sporlara. Korkmadan başlayabilirler. Halterde biraz insanlar korkuyorlar, sakatlanır mıyız diye. Ama teknikleri güzel öğrendikten sonra gerçekten halter diğer sporların başıdır diye düşünüyorum. Çevremdeki insanlar çok şaşırıyorlar. Halter nereden aklıma geldi? İşte korkmadın mı? Ya da ağırlıklar yani zor oluyordur, nasıl başa çıkıyorsun diye. Genelde çok şaşırıyorlar. Özellikle kadınlar daha çok şaşırıyorlar. Ben de mutlu oluyorum açıkçası şaşırdıkları için. Yani daha başarılı hissediyorum kendimi. Korkacak bir şey yok yani. Sonuçta kademe kademe bir anda ağırlığın altına girmiyoruz. Yani yükselterek, yavaş yavaş.